bir gizli örgüt kurulmuş Türk devletinin, Türk yargısının içinde. PKK'yı Ergenekon örgütü yönetiyor iddiası Abdullah Öcalan'ın avukatı İrfan Dündar'ın verdiği ifadeyle çöktü. KCK davası sanığı İrfan Dündar'ın savcılık ifadesinde Doğu Perinçek Abdullah Öcalan'ın fikir babasıdır iddiası yer aldı. Bunun üzerine Ergenekon davasına bakan mahkeme, KCK soruşturmasını yürüten savcılardan bu ifadeyi aldı ve dava dosyasına ekledi. İşte bugün o ifadeyi veren Öcalan'ın avukatı İrfan Dündar, Ergenekon davasının 263. duruşmasında tanık olarak dinlendi. Sana bu yalanları, bu iftiraları savcılar mı söyletti? Polisler mi söyletti? Açıklar mısınız? Dündar, Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'ın fikir babasıdır ifadesinin kendisine ait olmadığını açıkladı. Savcılık ifademe benim söylediğimden fazla yorumlar girmiş. O kısım ifadede fazla olmuş. Fikir babalığı kısmını ben söylemedim. Söylemediğim halde bir biçimde girmiş. Dündar, KCK savcılarına işaret etti ve ifadesine eklemeler yapıldığına dikkat çekti. Dündar, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in Türk-Kürt Birliği için söylediklerini Öcalan'a aktardığını ifade etti. Dündar ayrıca Doğu Perinçek'in Öcalan'a Atatürk'ün Eskişehir-İzmir konuşmalarının yer aldığı bir kitabı gönderdiğini belirtti. Son savunmasına kadar duruşmalara katılması yasaklanan Perinçek kendisiyle ilgili iddialar nedeniyle duruşma salonuna getirildi. Perinçek, Öcalan'a PKK'nın silah bırakması ve örgütü dağıtmasını söylediğini açıkladı. Avukatlar yanlış iletebilir ve kamuoyunda gizli bir görüşme olarak algılanabilir diye 26 Mayıs 2000 tarihinde Öcalan'a posta yoluyla bir mektup gönderdim. O mektupta PKK'nın silahları bırakması ve örgütü dağıtması belirtiliyor. Türk ve Kürtler Demokratik Cumhuriyet Programı içinde değil, Altı Ok, yani Atatürk Devrimi Programı temelinde bir birlik olmalıdır. Kimi PKK destekliyor? PKK Ergenekon davasını destekliyor. PKK Ergenekon soruşturmasını destekliyor. PKK Ergenekon kovuşturmasını destekliyor. İrfan Dündar, Öcalan'ın avukatı olarak birçok isimle de görüştüklerini belirtti. Dündar, Yalçın Küçük'ün telefonda kendisine, "Beni niye aradın, şimdi savcılar bunu Ergenekon'a bağlayacak" dediğini de kaydetti.